Herkese merhaba. Herkese günaydın arkadaşlar. Herkese yeniden merhabalar. Eşim Bahadır'la beraberiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Asansörden başlatıyorum yolu. Herkese merhaba. Sabah 6.30 ve ben işe gidiyorum. Herkese günaydın. Salı günü sabahından sesleniyorum size. Herkese merhaba. Tekrardan yeni bir videoyla herkese merhaba. Herkese merhaba. Size bu videomu böyle çiçeklerimle açılış yapmak istedim. Herkese merhabalar. Artık ev tur yapmaya karar verdim. Herkese merhaba. Biz şimdi vlog başlatıyoruz. Herkese merhaba. Şu an bir video başlatıyorum. Herkese merhaba. Uzun bir süreden sonra çok şükür herkese merhaba. Vlogu başlattık. Günaydın. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Seda Akdere. Herkese merhaba. Soframdaki çeyizlerle birlikte karşınızdayım. Herkese merhaba. Herkese merhabalar. Merhabalar. Çok şükür bir senenin sonunda 100 bin aboneye özel videomuzu çekiyoruz. Çok şükür. Gerçekten çok mutluyuz. Hepinize buradan tek tek sevgilerimizi iletiyoruz. Bugüne kadar bizi destekleyen, desteklemeyen herkese sonsuz teşekkürler. Tabii ki destekleyenlere daha çok teşekkürler. Eksik teşekkürler. Benim için çok uzun bir yolculuktu. Bahadır için de tabii ki öyle. Ama en başta şunu söylemek istiyorum. Bu YouTube yolculuğuna girmemi sağlayan başta eşim. Sana da buradan teşekkür ederim. Çünkü aslında çevremdeki çoğu kişi söylüyordu hani gir falan diye, ama Bahadır'la evlendikten sonra Bahadır beni daha bir gaza getirdi bu konuda. Ve onun da sayesinde belki de Bahadır beni bu şekilde desteklemese hala bile YouTube macerasına katılmamış olurdum. Teşekkür ederim, şımartıyorsun. Ama iyi ki katılmışım, bir yandan da sallanıyoruz mutluluktan. İyi ki katılmışım, tabii ki Bahadır'ın dışında aileme ve eşimin ailesine de çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman bana hani yapma yapamazsın, biz desteklemiyoruz gibi cümleler kurmadılar. Tam tersi, sen yaparsın her zaman ne olursa olsun arkanızdayız, biz sana çok güveniyoruz dediler. O yüzden ben de ailemin gücünü arkama alarak tam bir yıl içerisinde 100 bin aboneye ulaşmış oldum. Buradan aileme alkışlar. Tabii ki her şey ailenin desteklemesiyle de olmuyordu. Biraz da kendinde cesaret bulmam lazımdı. Bir gün bu cesareti buldum ve bir anda video attık. Bahadır'la o gün gezmeye gitmiştik. Dedim ki ben bugünü vloglayacağım ve YouTube'a video atacağım dedim. Vlogladık. Ama o kadar acemice vloglamışım ki konuşmuyoruz. Herkese yani merhaba falan bile yok. Hani hiç konuşma yok. Sadece etrafımı çekmişim. Buna rağmen ertesi sabah akşam üzeri atmıştık videoyu 5-6 gibi. Ertesi sabah videom 10.000 izlenmişti ve bu 10.000 benim için çok büyük bir rakamdı. Yani düşünsenize, kimsenin haberi olmadan YouTube'a bir video atıyorsunuz ve ertesi gün videonuz 10.000 izleniyor. Gerçekten benim için çok büyük bir şeydi. Abone sayısı da böyle hızla yükselmeye başlamıştı. Evet, bir hafta sürmeden 5.000 olmuştuk. 2-3 gün içerisinde 5.000 olmuştuk. Günde 1.000 abone falan geliyordu artık hani. Bir şekilde çok hızlı yükseldik. İkinci videom 100.000 falan izlenmişti hani ilk 1-2 günde. Aynen. Gerçekten benim için çok çok büyük bir şeydi. Hani 10.000'den sonra o rakamları görmek çok güzeldi benim için. Ve böylece cesaretlenmiş oldum. Cesaretlenmemi sağladığınız için sizlere tekrardan teşekkür ederim. O zaman size de bir alkış. Siz izlemeseydiniz, siz bana güzel yorumlarınızı yazmasaydınız tabii ki ben belki de devam etmezdim. Hani ilk videodan sonra belki de bırakırdım. Ama bir şekilde sizin de sayenizde bu yola devam etmiş oldum. Aranızda beni sevenler olabilir, sevmeyenler olabilir. Konuşamadım. Kestik. Neyse toparlayamadım. Evet. Biz şimdi bugün buraya oturduk. Instagram'dan az önce 1-2 saat önce bir şey paylaştım. Telefon numaralarınızı bana yazın. Ben de aranızdan birkaç kişiyi arayacağım dedim. Sağ olsunlar şu an 1000'e yakın numara var. Hangisini arayacağım bilmiyorum. Tabii ki hepsini arayamam ama 5-6 kişiyi aramayı düşünüyorum. Numaranın yanına böyle herkes bir şeyler yazmış. En çok kalbime dokunanları aramayı düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Biz 100 bin olunca çekiliş yapacağız demiştik. Ve çekilişte ne vereceğimize karar verdik. İstersen sen söyle Bahadır. Çekilişte bir sormuştuk size hani ne paylaşalım, ne verelim, hani çekiliş yapacağız, ne yapalım, fikirlerinizi verin falan diye. Biz buna karar verdik. Normalde bir tane tam altın verecektik ama bu bir kişiye gideceği için biraz haksızlık olacağını düşündük. Hani herkese verelim istiyoruz tabii ki de ama imkanlar el vermiyor. O yüzden bu bir tam altını 4'e böleceğiz. Yani 4 çeyrek olarak dağıtacağız. 4, değil mi? Evet. Çekiliş içinde yapmanız gerekenler bu videonun altına bizimle alakalı duygularınızı yazarsanız zaten otomatikman bütün yorumlar çekilişe katılmış olacak. Aynen. Ya bunda etiket falan olmadığı için hani aynen, öyle etiket yapın falan filan demeyeceğiz. Sadece bununla alakalı yorum yapın.
Sadece bol bol yorum ve beğeni atın videoya. Evet, gerçekten bizi seven ve bizi destekleyen insanlara gitmesini istiyoruz. Tek amacımız bu. O yüzden aynen, güzel dileklerinizi bekliyoruz. Hani çekilişe katıldım yazmanıza da gerek yok. Herhangi bir yorumunuz zaten çekilişe katıldım olarak biz alacağız onu. Yani o videonun altında olan bütün yorumları biz çekiliş programına atacağız yani. Ve beğenin ve abone olun. Tek şartımız, bu yani. Beğenmeniz ve abone olmanız. Ve yorum yapmanız. Aynen. Çünkü bizi takip eden insanlara gitmesini istiyoruz. O yüzden abone olma şartını bu yüzden koyuyoruz. Yani bu çekilişte ne zaman açıklarız? Herhalde ay sonuna kadar tutarız herhalde. Ay sonu falan... Evet, bence Ağustos'un sonunda yani 30 Ağustos'ta falan. Ben de İstanbul'a gelmiş olurum. Evet, 30 Ağustos'ta paylaşacağız ya da 31 mi çekiyor? Ya işte ay sonunda diyorum. Ayın son gününde paylaşacağız. Bir de şöyle bir şey var. Şey diyecekler olacak hani, biz altınlar aldık bu arada, buraya getirmeyi unuttuk. Normalde resmini çekip İstanbul'da kapak fotoğrafı da yapardık, onu gösterirdik size ama altınları aldık ama hani atıyorum şehir dışı, yurt dışı falan çıkar belki. Onlara şu şekilde yaparız. Biz o altını bozdururuz tekrardan. Onun parasını hesabına göndeririz. Evet. Yani ne kadar ediyorsa onu hesabına göndeririz. Aynen öyle. Ya o konuyu da dert etmeyin. Çünkü altını kargoyla yurt dışına göndermek saçma olacaktır. Kaybolur falan gerek yok. Bir de şimdi şunu kesin yazacaklar. İşte hani Instagram falan filan. Instagram yani yok. Yani biz ne kadar açıklasak da yine yazıyorlar. Bakın sadece bu video. Evet. Bu videonun altına yorum yapın. Yani videoyu, Instagram şartımız yok. Aynen, videoyu beğenin ve abone olun yeter. Başka bir şartınız yok. Ben şimdi takipçilerimi arama faslına geçiyorum. Çok heyecanlıyım. Neler çıkacak bilmiyorum. Şimdi ben Instagram'dan numara istedim. Çünkü YouTube'dan isteme gibi bir şansım olmaz. YouTube'dan isteseydim eğer... Herkes görür. Bir gönderi paylaşıp altına yorum yazmanızı isterdim. Ama yorumlarda da herkes birbirinin numarasını görürdü. Hani ne olur ne olmaz yani sıkıntılar ya çıkabilirdi. Bu konuda ama şey görün. Hani burada mecburen Instagram'dan numara istemek zorunda kaldım. Lütfen hani kusura bakmayın. Ben Instagram kullanmıyorum. Keşke beni arasaydın diyenler olacaktır ama... başka çaremiz yoktu. Buradan sadece YouTube kullanıcılarından da özür dileriz. Aynen. Şimdi bir sürü numara var. Kaç yani inanmazsınız. 3-5 kişi arıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Bunu biz rastgele mi seçeceksin? Rastgele seçeceğim. Şimdi birisi yazmış ki Gülhan Yıldırım, inşallah beni ararsınız. Amin. Çok çok amin yazmış. Gülşah mı? Gülhan Yıldırım. Şimdi numarası şu. Sen bunu bir ara. Onu arayalım hadi bakalım. Çok heyecanlandım. Hadi ilk talihliyi arıyoruz. Hadi bakalım. İnşallah sesi çıkar. Kapat yanına. Alo. Alo, merhaba. Merhaba. Gülhan Yıldırım'la mı görüşüyorum? Abi kendim Seda. Evet. Ben Seda. Seda Akçeli. Aa, aleyküm selam, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, ben de çok şükür. İnşallah beni ararsınız yazmışsın. O yüzden seni aradım. Yaklaşık 1000'e yakın numara var ama senin mesajın gözüme çarptı. O yüzden ilk seni arıyorum şu an. Ya teşekkür ederim. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Nereden konuşuyoruz şu an? Nerede yaşıyorsun? İstanbul Esenyurt. Evet. Bu arada sana teşekkür ederim. Benim sosyal medyada yükselmemi bir şekilde desteklediğin için. Çok teşekkür ederim. YouTube'dan da takip ediyoruz biz annemle beraber. Annene de çok çok selamlar. Ellerinden öpüyorum. Seni de yanaklarından öpüyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun. Seni destekliyorum. Çok teşekkürler. Gelinim olsun diyordum. Efendim? Senin gibi bir gelinim olsun diyordum. Allah gönlünüze göre versin inşallah. İnşallah. Amin. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, ilk görüşmemizi yaptık. İnşallah mikrofon almıştır konuşma sesini. İnşallah yani. Evet. Nasıl geçti ilk konuşma? Bence güzel geçti. Yani sakin, güzel. Evet, güzel geçti. Birisi eşim askerde, lütfen beni ara, moral olur demiş. O yüzden şu an onu arıyorum. Ses gelsin diye size yakınlaştırıyorum. Ama açmıyor. Lütfen aç. Açmıyor. Alo. Alo, merhaba. Merhaba. Mahmut Gamzem kullanıcı ismi, doğru mu Instagram? Evet. Ben Seda. Gerçekten mi? Evet, bebeğin mi var, ağlıyor? Evet. Oy, yerim onu, öp benim yerimi.
Ay abla çok sevindim ya, hiç beklemiyordum var ya. Ay ben de sevinmene çok sevindim. Eşin askerdeymiş, onu görünce hemen aramak istedim. Evet valla abla askerde. Hepsini de izliyorum işte, böyle takip ediyorum. Ay Allah razı olsun. Nerede peki askerde? Şu an Manisa merkezde ama usta birliği şey çıktı. Ağrı Doğu Beyaz'da gidecek. Allah kavuştursun. Allah kavuştursun inşallah. Tez vakitte gidip gelsin inşallah. Amin inşallah abla. Sağ olun. Çok mutlu oldum abla. Beklemiyordum hiç. Ben de çok mutlu oldum seninle konuştuğum için. Bu arada beni sosyal medyada desteklediğin için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim gönlüne göre versin inşallah. Şu an YouTube videosu da çekiyoruz. YouTube'a söylemek... Amin inşallah. YouTube videosu çekiyoruz şu an. YouTube'a söylemek istediğin bir şey varsa söyle. Eşine selam göndermek istersen gönderebilirsin. Sağ olun abla valla. Çok sevindim ya vallahi. Tamam öpüyorum seni. Bebişini de öpüyorum. Allah kavuştursun tekrardan. Sağ ol abla. Ben de sizi öptüm. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Evet. Bebişi vardı. Çok tatlıydı bence. Rabbim kavuştursun inşallah. Şimdi Şerife Budak, kullanıcı ismi hayali bizim gibi bir çift olmakmış. Eve yazmış. Ben de kendisini arıyorum. Bakalım açacak mı? Ne olur aç. Lütfen aç. Telefonun Şerife yanında Budak. Değil herhalde. Açmıyordu. Şarjda. Açmadı. Venezia'ya gelip sizi göremeyen birisi yazmış. Aha çalıyor. Öznur Keskin Venezia'ya gelmiş bizi görememiş Zeyfest'te. O yüzden ben de şimdi... Alo. Alo merhaba. Merhaba. Öznur Keskin mi? Evet. Ben Seda Akdere, numaranı vermişsin. Aaa. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Zeyfest'e gelmişsin, beni görememişsin. Evet, ben... aynı anda oradaydık. Gerçekten. Ben yukarıya çıktım. Starbucks'ın içine de girdim ama sizi göremedim. Tüh ya olsun. Ben de telafi etmek amaçlı şimdi seni aramak istedim. Ay, çok teşekkür ederim. İnşallah telafi ederim tabii ki bu şekilde. Kabul edersen. Ay, çok mutlu oldum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şu an bir video çekiyorum. Böyle rastgele numaralara bakarken bir sürü numara vardı. Senin mesajın gözüme çarptı. O yüzden seni aramak istedim. Bu arada sosyal medyada beni desteklediğin için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rica ederim. Söylemek istediğin bir şey var mı? Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum o zaman seni. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bay bay. Festivalde bana çok yazan oldu. Geldim seni göremedim diye. Gerçekten böyle telafi etmiş olmak çok içime sindi. Çünkü orada en azından sesim duydular. Evet, görüşemediğimiz çok kişi olmuştu. Ama böyle çok güzel oldu. İsmi? Elif. Şimdi Elif isimli bir takipçimizi arıyoruz. Bakalım açacak mı? 91'liymiş. Alo. Efendim? Merhaba. Merhaba. Elif Hanım'la mı görüşüyorum? Buyurun, evet. Kim aramıştın? Ben Seda Akdere. Numaranızı bırakmışsınız aramam için. Aa, inanmıyorum. Sadece şey için bırak. Bir bakayım dedim. Hani hiç kendim arayacağım aklıma gelmemişti. Yani çok numara var. Şans eseri sizin numaranız gözünüze çarptı. O yüzden aradık. Nasip kısmet böyleymiş. Ay teşekkür ederim. Ben böyle videolarınızı izliyorum. Ondan sonra bir de aynen Kartal Cevizli'de okuyorum. Otelerde bazen bir parayla falan gittiğinizi görürüm. Diyorum. Belki karşılaşırız falan böyle. Çok yakınız aslında. Doğru evet. Ben hani Kartal Atalar'da okuyorum. Merkez Camii'nin orada hemen. Aa süper. İnşallah bir gün karşılaşırız o zaman. Görüyorum sahile falan gittiğimizi diyorum evet. Ama herhalde görüşürüz falan böyle görürüm belki. Bir türlü denk gelemedik. İnşallah bir gün karşılaşırız o zaman. İnşallah. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Seninle konuştum daha iyi oldum. Ben de valla şu an çok heyecanlandım. Hiç öyle bıraktım hani. Hiç kendimi arayacağım aklım ucundan bile geçmiyordu. Nasip kısmet. Aynen öyle valla. Çok sevindim valla. İyi ki aramışım o zaman. Bu arada beni sosyal medyada desteklediğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek her zaman. Allah. Allah razı olsun. Çok sağ ol. O zaman YouTube'a bir mesaj ver. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var mı söylemek istediğim bir şey? Şu an videoyu çekiyorum.
Yok, bir şey söylemiyorum. Sizi çok seviyorum. Tamam. Başarınızın devamını diliyorum inşallah. İnşallah. Çok sağ olun. O zaman iyi akşamlar. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Çok ilginç, komşu çıktık şu an. Çok yakın. Şimdi Nurselen isimli bir takipçimiz bir sürü böyle numarasını yazmış. O yüzden onu arayalım. Komşu çıktık az önce ya. Çok ilginç. Dünya ne kadar küçük çalıyor, değil mi? Bence bu takipçimiz küçük bir takipçimiz. Bakalım. Alo? Efendim? Nurselen? Evet. Ben Seda. Seda abla. Efendim? Orada mısın? Evet. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz? Ben de iyiyim. Senle konuştum, daha iyi oldum şu an. Ben de. Nerede yaşıyorsun? Efendim? Nerede yaşıyorsun? İstanbul. İstanbul'da yaşıyorsun. Kaç yaşındasın? Ben de 15. 15 yaşındasın. Arayacağını düşünmüyordum. Öyle mi? Bir sürü yazmışsın numaranı birkaç sefer. Ben de dedim ki sanırım benimle konuşmayı çok istiyor. O yüzden Nurselen'i arayayım dedim. İyi yapmışım. Aynen, çok istiyordum. Var mı söylemek istediğin bir şey? Sizi çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Beni desteklediğin için de çok teşekkür ederim. İnşallah bir gün karşılaşırız. Ben de İstanbul'da yaşıyorum biliyorsun. İnşallah. O zaman öpüyorum seni. Kendine çok iyi bak. Sen de. Görüşürüz. Bay bay. Allah çok çekindi. Çok çekindi. Çok tatlı ya. 15 yaşında. Bir sürü yazmış numarasını onu arayayım diye. Aradan bir saat geçmiş ama yine yazayım dedim, yeni gördüm demiş. Onu arayalım. Alo. Buyurun. Ayşe Hanım'la mı görüşüyorum? Evet. Ben Seda Akder'e numaranızı bırakmışsınız aramam için. Aa evet, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Özel numarayı arayayım da çok şaşırdım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Geç yazıyorum ama arar mısın bilemem demişsin. Evet, sen ki bilemedim, doğru. Şu an videoda galiba. Şu an evet videodayız. Bu arada ben sana teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyada beni desteklediğin için teşekkür ederim. Rica ederim, tabii canım. Çok yani kısa sürede bence çok sevildiniz yani. Çok sağ ol. Nereden? Aynı nerede yaşıyorsun? İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de yaşıyorsun. O zaman bu vesileyle İzmir'e de selam gönderelim. Teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Söylemek istediğim, yani çok iyi gidiyorsunuz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ben bir hani tesettürlü bir kadın olarak çok çok tebrik ediyorum gerçekten. Yani kadınlar yapamaz, edemez, yapmamalı, etmemeli tabularını kırdım bence. Yapmalı bence kadın. Kadın şöyle yapmaz, gezmez, tozmaz, edemez, yapamaz. Çok çok önemli bir konu. Bence çok önemli bir şekilde bir konu. Bence. Çok teşekkür ederim. Kardeşim ve yengem. Çok teşekkür ederim. Ailede çok seviyoruz yani ailenizi. Allah razı olsun. O zaman seni çok öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Başarılar. Tebrikler. Teşekkürler. Bay bay. Ne güzel konuştu. Evet. Evet. Gerçekten çok güzel şeyler söyledi. Bir kez daha böyle bu YouTube mecrasında olduğum için cesaretlendim. Buradan tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum kendisine. Bu şekilde insanların destek vermesi de benim için çok önemli bir şey. Diyecek hiçbir şey bulamadım şu an. Mutlu oldum. Yani güzeldi gerçekten. Yani teşekkür ederiz. Güzel konuştu. Evet. Videoyu burada kapatalım. Gerçekten numaralarını yazan herkese tekrardan teşekkürler. Hepsini arayamadık tabii ki. Bazıları özel numaraya kapalıydı. Bazıları meşgul çaldı. Bazı numaralar kullanılamıyor dedi. Ama arayıp konuşabildiklerimiz bence çok güzel, keyifli bir vakit geçirdik. Yani, evet. Bir vesileyle sizin içinizden birkaç kişiye de böyle birebir teşekkür etmek benim için çok güzel bir duyguydu. Yani, yaklaşık bir senede bize 100 bin kişilik bir destek sağladınız. Gerçekten teşekkür ederiz. Tahmin etmiyorduk böyle bir şey olacağını. Hani yılbaşı videosunda hatırlarsınız 8 ay önce bir video çektik. 29 bindik. Hani evet. Orada diyorduk ki sene sonunda bir sonraki yılbaşı videomuzda hani 100 bin olacağız diyorduk.
Seda diyordu ki hatta orada bir tepkim varsa yok canım olamam, o kadar olmaz falan. Falan. Ya yani 50 bin olursak hani iyi falan. Aynen. Ben de diyordum ki hayal kur, hani hayal kurmaktan falan da bahsediyorduk ya. Yedi ay içerisinde yani. 71 bin abonemiz olmuş. Bizim için çok güzel bir rakam. Ben şuna da bağlıyorum. Bu YouTube'da desteklediğim çok kişi oldu. Belki de onların duasıyla doğru. Da hani bu şekilde yükselmiş olabilir. Veya destek olabilir. Dışında takipçilerin de ya, hani yardımın dokunmuştur, bir iyiliğin dokunmuştur, bir faydan evet. Dokunmuştur. Belki onların da duasıyla hani. Nasip gerçekten güzel ama çok mutluyuz yani evet. 100 bin gerçekten güzel bir abone sayısı. Bu arada 100 bin plaketimizi de alacağız, gümüş plaket. Onun için de heyecanlıyız. Ama onu hemen istemeyeceğiz. Ağustos'un sonu gibi isteyeceğiz çünkü biz Ağustos'un sonuna kadar İstanbul'da yokuz. Evet. Ve şu an istersek evde kimse olmayacağı için geri gitme dönecek. İhtimali var. Eylül ayı içerisinde inşallah plaketimize de kavuşuruz. O da geldiğinde sizlere tabii ki gösteririz. Onun için de böyle salonda güzel bir yer ayarlayıp oraya asmak istiyorum. Şimdilik kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Yoksa çekilişe katılamazsınız. Evet. Görüşürüz. Bay bay.